Canlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, naber? Evet, şimdi bugün ilk izlemede kimsenin anlayamadığı, beyninin almadığı, geri zekalılığını da egolarından ötürü kimseye söyleyemediği 10 yapım. Tabii bu şekilde başta yazamayacağım için uzun oluyordu. Biz de ne yaptık? İlk izlemede anlayamayacağınız 10 film yaptık. Gönül isterdi ki böyle uzun uzun yazalım ama olmadı ya. Şimdi sizlere bu 10 filmi sunmaktan onur, şeref, gurur ve bulamadım. Devam. Başlayalım, buyurun. İlk böyle daha afiş çıktı bunun, gördüğünüz üzere. Böyle billboardlarda görüyoruz. Trailer çıktı falan filan. Biz dedik ki anam Wachowski kardeşler mi? Yoksa yeni Matrix mi geliyor? Dedik mi? Bence dedik. Ben dedim. Evet. Vizyona girdi. Sonra sinemaya gittik uçarak. Sinemada yarısında filmin... Hepiniz böyle olmadınız mı? Filmden çıkan İnsanların %99'u şöyleydi. Abi ne oldu şimdi filmde? Ben hiç anlamadım yani şahsen. Biz ne izledik içeride? Tom Hanks'ten 7 tane mi vardı, 6 tane mi vardı? Dediniz mi? Demediniz mi? Dediniz. Ve kimse bunu açık yüreklilikle yani ben bir bok anlamadım hacı. Yani izledik. Tamam okey. Sinema biletini de aldık ama bir şey anlamadım diyemedim maalesef. Çok kültürlü, çok bilen arkadaşlarımıza aslında orada spesifik olarak altyapıda kurgusal anlamda çok derin mesajlar var falan gibi abuk subuk konuşmalarda yaptı ama maalesef kimse filmden bir bok anlamadı. Filmi kısaca özetlemem gerekirse şöyle ki 6 farklı araba 6 farklı yoldan ilerliyorlar ve finalde siz bu 6 farklı yolun birleşeceğini bekliyorsunuz ama çok beklersiniz. İzlemeyenler için şimdiden söylemiş olayım. İzlemeyenler varsa bir izlesinler. Beyninin pekmezini elinde gördüğü vakit tekrar bu videoya geri dönebilir. Evet, sırada hangi yapım var? Buyursunlar. Evet, gördüğünüz üzere Donnie Darko. İzleyenler şu an burada bana şöyle diyorlar. Evet amına koyayım ya. En sinefilini bile deli etmiştir. Hay sizin tavşanınıza atlayayım dedirtmiş midir? Dedirtmiştir. Hacı adamlar zamanda yolculuğu işlediler. Fakat gördüler ki oğlum zamanda yolculuğu böyle işlemeyelim. Zira kimse anlamıyor. Belki daha açık bir şekilde işleselerdi. Donnie Darko tabi tamam çok güzel film. Orası çok ayrı. Ama daha çok insana hitap edip daha çok insanın akıllarına kazınmış olacaktı. Dediğim gibi çok güzel filmdir. Orası ayrı. Zamanda yolculuğu böyle işleyince bir bok anlamıyor toplum. Biz de bir daha böyle işlemeyelim deyip zirvede bıraktılar. Gördüğünüz gibi Donnie Darko 2 diye bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Neden duyamazsınız? Çünkü kimse anlamıyor amına koy. O yüzden devam. Diğer yapıma geçiyoruz. Buyurun. Ahana bu. Muhtemelen çoğunuz bunu izlemedi. Ama elinizde hala fırsat varken izlemeyin. Arkadaşlar 1968 yılında vizyona girdi bu arkadaş. Hala günümüzde hangi sinema salonunda izlediyse o insanlar gidin bakın hala o sinema salonunun önünde aga ne anlattı bu iş diyen insanları gözlerini belertmiş bir şekilde bakarken bulabilirsiniz. Tabi artık yaşlandılar 70-80 olmuştur. Bunu izleyip anlamak için muhtemelen peygamber sabrınızın olması gerekiyor ben gibi. Ben iş gereği birçok yapım izliyorum. Bu da onlardan bir tanesiydi. Filmin sadece 40 dakikasında diyalog var. Geri kalan diyalog yok. Ve bu da sizin bileklerinizi kesmeniz için gereken süre bence. Çünkü ben şahsım adına söyleyeyim. Kendi fikrim. Bir filmde diyalog yoksa olmamalıdır. Ha, o diyaloğu koyduysan da o filmde diyalog olmalıdır. Yani ya sesli ya sessiz acı. Başka bir şey demek istemiyorum. Hakaret etmek istemiyorum. Sonuçta bizden büyük film. 1968'de vizyona girmiş. Şimdi kankalar Mulholland çıkmasını biliyorsunuz. Birçoğunuz izlemişsinizdir diye düşünmekteyim. İzlemediyseniz de izleyin. Ama sonra bu filmi anlamak için böyle 4-5 kişi daha bulun bunu izlemiş olan. Sonra hep beraber böyle oturun. Bak kafa kafaya verin. Bütün çıkarımlarınızı masaya dökün. Hiçbir şey anlamadıysanız hala gayet doğru yoldasınızdır. Anlatabiliyor muyum? Yani hala bir şey ortaya çıkmadıysa çok iyidir. He, bu 4-5 kişi oturdunuz. Hala konuşuyorsunuz üzerine. Aradan biri çıkıp abicim o öyle oluyordu bu adam bundan dolayı çıkmaza giriyordu diye böyle konuşuyorsa gevezelik yapıyorsa yani gerizekalı. O aranızda hiçbir bok anlamamış olandır. egosunu tatmin etmeye çalışıyordur. Arkadaşlar, Mulholland çıkmazı vizyona girdiği tarihten itibaren insanlar tarafından çıkmaza sokulan yapımdır. Evet, aslında adından mütevellit hepimizi çıkmaza sokmuştur. İzlediğiniz zaman da liste doğrultusunda bir bok anlamayacağınız yapımlardan bir tanesidir. Evet, sıradakine geçebiliriz. Buyursunlar. Bu yapımın eleştirel parodisinde "İnsan kendini siker mi?" şeklinde bir açıklaması biz tarafından yapılmıştır. Evet, izlediğiniz zaman zaten "bir dakika, ne oluyor?" diye finale doğru ulaşıyorsunuz. Fakat finalden sonra keza ya kendi zekanızla ya da okuduğunuz makalelerde ya da bir yerlerde izlediğiniz kadarıyla bu tip videolarda finalde ne olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Aslında ilk izlemede anlayamayacağınız bir yapım olmuyor. Siz ilk izlemede anlamadıysanız gerizekalı oluyorsunuz. Evet, kesinlikle bu yapımın özeti budur. Gerçekten bunu ilk izlediğinizde anlamadıysanız hemen derhal bir IQ testi, bir Alzheimer testi bir şey. İleride çünkü zararlı, biliyorsunuz. Bir de Alzheimer'ın tedavisi de yok. Nerelere geldi konumda. Sonuç olarak işte adam da o, kadın da o, çocuk doymuş, ne güzel tren falan. Böyle bir yapım. Hatta bir tane bilim adamı var. Bununla alakalı çok da güzel bir teorimi var. Şu an adı aklıma gelmiyor. Ama adı aklıma gelirse elbet yorumlara yazarım. Devam! 2001 yılında vizyona girdi. Aha da Source Code. Daha afişiyle bizi o yıllarda "anam afişinde daha kaybolduk, acaba içine girince neler olacak" dediğimiz yapım. Kendisi arkadaşlar dediğim gibi afişinden mütevellit, içine girdiğiniz zaman da içinden çıkamadığınız bir yapım. Jack Gyllenhaal'ın filmi, kendisi sever zaten böyle filmleri. Biz de severiz böyle paralel evrendi, zamanda yolculuktu falan filan. Çoğumuzun hoşuna gider böyle zamanda ileriydi geriydi falan. Baştan söyleyeyim, Source Code'u izleyip de sevmemeniz gibi bir durum söz konusu değil. Yani gerçekten de çok iyi bir iş. Yalnız olay sevip sevmemek değil. İzlediğiniz zaman beyin cinciklaması geçirme durumunuz söz konusudur. Peki beyin cinciklaması nedir? İzleyince görürsünüz. Kesinlikle bu filmi böyle geceliğin falan filan değil. Kesinlikle uykunuzu almış, yemeğinizi yemiş, sigara içiyorsanız sigaranızı yakmış, dinç, tam konsantre izlemelisiniz. Source Code candır ama cincikler. Devam! Evet. Fight Club. Bildiğiniz üzere bu yapımı artık çözmeyen yoktur herhalde. Gerçi hep her sene yeni bir nesil, değil mi? İzlemeyenler vardır. Evet, Fight Club'ı 5. izlemede bile anlamayanlarınız var. Olabilir. Çünkü adamlar gerçekten çok iyi iş çıkarmışlar. Yani çok başarılı. Ya bir çizgi romandan bir sinema yapımı olarak en iyi yapılmış bir iş olabilir. Tabii çizgi roman ve sinema yapımları benim için tamamen farklı kulvarlardadır. Çünkü bazıları şöyle yapıyorlar. Mesela Spider-Man çıkıyor. Abi çizgi romanda öyle değil. Çok da sikime. Çünkü bu sinema filmidir. Çizgi romanda ne çizildiği, ne yazıldığı benim umurumda değildir. Onu ayrı değerlendiririm bence. Ve ayrı değerlendirilmelidir. Çünkü sinema diye bir şey vardır. Ah, yeni nesil. Birçok şey çıkarabiliyorsunuz yapımda. Her adama güvenme, temiz yaşa, sabun önemli, sabun gayet önemli, çok önemli. Hatta sabunu yere düşürme gibi geyikler vardı böyle. Askerde miydi ya o geyik? Aynen. Ama Amerikan donanmasında olur öyle şakalar, öyle geyikler genelde. İşte sabun yere düştü falan, öyle geyikler. İzleyin, anlayamazsanız hiç dert etmeyin. Sağda solda bir sürü artık her şey yazılıyor. Buyurun. Devam. Evet canlar, Memento. Memento. Okey, Memento bildiğiniz üzere Christopher Nolan'ın bir filmidir. Trinity ablamız da kendisi filmde rol almaktadır. Özellikle Matrix'ten sonra "aa ne kadar ilginç ya" falan filan olmuştuk böyle. Kendisine hala Trinity olarak "kim acaba uçan tekme atacak" falan diye beklemedik değil. Tabi esas olanımız bu filmde şöyle ki 15 dakika öncesini hatırlamıyor. Düşün, karakter 15 dakika öncesini hatırlamıyor. Nolan bize neler yapmaz yani. İzlerken evet öyle ambele olduğunuz olmuyor mu? Oluyor. Zaten kendisi de o yüzden bu listede. Beynimizin ırzına geçsin sevgili Nolan. Adamın her filmi mühür gibi değil mi ya? Tek atıyor. Headshot. Devam. Şimdi hocam şöyle bir şey yapıyoruz. Önce bu evin ışıklarını kapat. Kapat abi, ben bekliyorum. Kapat et. Kapasana oğlum. Ha, gündüz izliyorsan, dışarıda izliyorsan o senin problemin. Tamam, okey. Şimdi gözlerini kapat abicim. Ben sana yavaş yavaş anlatacağım. Bugün bile çok az yönetmenin başarabildiği bir kurguya sahip olan bu film olağanüstü. Bak olağanüstü diyorum. Oyunculuklarıyla kafanızın içine balıklama dalıyor oğlum. Ve kurgusuyla sizi Nirvana'ya kadar çıkarıyor. Şimdi aç gözlerini abi. Şöyle ki filmin adı Persona. Şimdi size geri vites yaptıracağını düşündüğüm şey ise şu. Filmin yapım yılı 1966. Ama sakın ama sakın deme. Kesinlikle izle. Kendinde bir değişime git. Radikal bir karar al. Aç, izle. Devam. Evet canlar, listemizin son yapımında bu abimiz var. Hacılar, çoğu zaman görmüşsünüzdür. Birçok filmde ve dizide hatta işlendi bu tür. Hangi tür? Hani bir gün vardır. Karakterimiz o günü yaşar. Sonra hop bir yerden sonra başa döner. O günü tekrar yaşar. Ve bu kısır döngü devam eder. Hatırladınız herhalde. Böyle bir şeye denk gelmişsinizdir. Tom Cruise'un filmiydi galiba. Age of Tomorrow'da işlemişlerdi bu konuyu. Abimiz sürekli başa dönüyordu. Olayın başına dönüyordu sürekli. Bu film hepsinin babası. Bu filmde sadece şöyle bir şey var. Çok iyi kurgulandığı için. Senaryo anlamında da. Eğer bir noktada treni kaçırırsanız. Hani o sıra kendime bir çay koyup geleyim. Tuvaletim geldi aksın ya. Hani yapıp geleyim falan. Bir yerde kaçırdıysan finalde böyle oluyorsun. Bitti mi? Anlatabiliyor muyum? O yüzden kesinlikle izleyiniz. Kankalar, ilk izlemede anlayamayacağınız 10 film listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki listelerimizde, bir sonraki videolarımızda, bir sonraki canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi aranızdan birkaçınız videoyu bitti nasıl olsa deyip burada kapatıp sonra da alta şöyle bir yorum yazıyor olabilir. Ya bu listeye şu filmi nasıl almadınız ya? At yarra. Amına koyayım, öyle liste mi olur? Listelerinin 10 tane işte. Benim aklıma bu geldi. Aç bir kanal. Kendi kanalında çek. Sonra yayınla. Sonra 3 kişi izlesin ne bileyim. Şu listeyi yaptım mesela. Bana dediler ki dünyanın en iyi filmi bunlar mı yani sadece? Oğlum tabii ki değil ya. Liste 20 ne yapayım yani?